Merhabalar, ben Yusuf. Bugün Reasoning Techniques kursunun Game Playing Lecture'ının şans ve bilinmeyen oyunlar kısmı ile birlikteyiz. Şimdi Expect the Max kısmı var. Şimdi ilk önce bir özetini yapacağım daha sonra derinlemesine ineceğim. Expect the Max, Minimax'ın şans ile kullanılan versiyonu demişiz. Şans dahili versiyonu demişiz. Mükemmel olmayan bilgiye sahip oyunlar, oyuncuların oyunun başında tüm bilgilere sahip olmadığı oyunlardır. Bu nedenle oyuncuların davranışları, oyuncuların sahip olduğu bilgi durumuna veya inanç durumuna bağlıdır, demişiz. Mükemmel olmayan bilgiye sahip oyunlar, şans oyunları gibi modellenebilir. Bilinmeyen durumlar için olası bütün durumlara belirli bir miktarda şans vererek modellenebilir. Mesela poker eli demişiz. Poker elinde karşınızdakinin elini bilemezsiniz. Ancak gelebilecek bütün elleri modelleyerekten daha sonra her kart attığında o kartların eşleşmediği değerleri silerekten poker elinde bir şekilde böyle modellemeye çalışabilirsiniz. Şimdi bir tık daha derinine inelim. Şans oyunlarından mesela tavlayı görüyorsunuz burada. Expect the Max ne demek? İlk önce ona bakalım. Şimdi Expect the Max dediğimiz şey Minimax'in şanslı versiyonu demiştik. Nasıl olabilir bu? Şans, zar, kart karıştırma gibi faktörler ile devreye girer. Mesela aşağıda bir yazı türü örneği var. Expect the Max için. Yine aynı şekilde bizim Max ve Min player'larımız olduğu gibi bir tane de bizim şans kısmımız var. Şans kısmımız şu değeri yok sayın. Mesela yazı türü örneği için bir tanesi için 0.5, ötekisi için 0.5'lik versiyonlarını alacak, çarpacak ve ötekisini toplayacak. Bunların hepsini yaptığınız zaman yine aynı şekilde max ve minleri uygulayıp teker teker seçiyorsunuz. Mesela bu yazı tura grafiği için düşünecek olursak en aşağıya bakalım. 2 seçti, 4 seçti, 0 seçti, -2 seçti. Bu 0 çarpı 0.5, 0. Buradan geldi eksi 1. Eksi 1 topladı bu. Bu seçim yapmıyor. Şans kısmı seçim yapmıyor. Yalnızca bu değerlere bağlı olaraktan toplama yapıyor. Bunu yaptığınız zaman da max burada 3 seçmiş oluyor. Ve bizim değerimiz 3 oluyor. Şimdi aynı şekilde alfabete budamasını expect max'te yapmak da mümkün. Şöyle olur. Ben hiçbir değer bilmiyorum. Buradaki değerlerin aralıklarını bilebilirim. Max'in seçtiği yerde. Ben derim ki bunlar eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındadır. Ben bir tanesini açtığım zaman mesela 2. Bu sefer minimum ya minimum 2'yi seçecek yani maksimum 2 olacak bu. O zaman eksi sonsuz ile 2 arasında bir değer verecek bu değil mi? Mesela 2 geldi diyelim tekrardan. Bu 2 2 olarak sabitlendi diyelim. Bu 2 2 olarak sabitlendiyse bunun ağırlığıyla çarparsak bunu 1 gelecektir değil mi? Yani bu kısımdan 1 gelecek. Bu kısım artı bu kısımın sonucu buraya etkileyecek. Burayı da yaptıktan sonra şurayı güncelleyeceğiz. Mesela yine aynı şekilde buradan 2 geldiyse maksimum 2 olacaktır. Şimdi maksimum 2 olacağı kesinleştikten sonra buranın diyelim ki buradan da 2 geldi ve burası 2 oldu. Buradan 1 gelmişti. Buradan 2 çarpı 0.5'ten topladığımız zaman maksimum burası 2 gelecek. Değil mi? Yani buranın aslında 3 gelme olasılığı yok. Çünkü buranın 3 gelebilmesi için burası zaten belli. Buradan 1 geliyor. Demek ki buradan 2 gelmesi lazım burası 3 olabilmesi için. Ancak 3 olamaz çünkü buradan zaten 2 gelmiş. Buranın maksimumu 2. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu ağırlıkla bunların hepsini tek tek çarpabilirsiniz. Bu ağırlıkla bunları çarptığınız zaman zaten sonsuz ediyor. Ama 2 ile çarptığınız zaman aslında eksi sonsuz virgül 1 etki ediyor buraya. Burası da mesela diyelim ki eksi sonsuz ve 2 olarak bırakmıştık diyelim. Ağırlığıyla çarpıp bu ikisini topladığınız zaman yine eksi sonsuz 2 aralığında bir sayı verecektir falan gibi bir şey söyleyebiliyoruz. Peki bu max için biz ne diyebiliriz? Burası maksimum 2 olacaktır deriz. Ama zaten hani öyle bir şey seçmemiş. 1 gelmiş.
Bu zaman 1 ile 2 arasında bir sayı seçecek. Min seçeceği için zaten 1'i seçiyor. 1'i seçti. Burayı çarp topladı. 1,5 1,5 etti. Yani 1,5 ile 1,5 arasındaki bir sayı gibi diyor burada ama aslında demek istediği şey buradan yarım geldi. Buradan 1 geldi. Toplayınca 1,5 etti demek bu. Ve bir artık aralık belirtmeme gerek yok demek bu. Ve yine aynı şekilde Minimax'te yaptığımız şeyi yapıyoruz. Yani alfabete budamasında yaptığımız şeyi yapıyoruz Minimax'te. Ve buraya büyük eşittir 1,5 diyoruz. Şimdi buraya bakalım. Burası biraz çetrefilli olacak. Aynı şekilde yine eksi sonsuz artı sonsuz aralıklarımızı yazıyoruz. Sıfırı gördük. Bu ne demek? Maksimum sıfır olacak demek. Biri gördük. Demek ki sıfırı seçtik dedik. Buraya geldik. Eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında biri gördük. Bu eksi sonsuz ila bir arasında olacak. Peki bu ne demek aslında? Buradan sıfır geldi. Buradan maksimum yarım gelecek. Yani burası aslında eksi sonsuz ila 0,5 arasında olacak. Benim son karta bakmama asla gerek kalmayacak burada. Çünkü aslında bakacak olursanız buradan gelecek olan en yüksek sonuç buradan zaten düşük. Minimax'ta bunu zaten gayet fazlasıyla açıklamıştık. O yüzden çok üzerine gitmeyeceğim. Bunu yapmak mümkün. Burayı buluyorsunuz ve sonrasına geçiyorsunuz. Bunların sınırları verilebilir. Mesela diyebilirsiniz ki eksi sonsuz artı sonsuz yerine bütün değerler eksi 2 ila 2 olarak belirlenmiştir. Dediysek eğer bu sefer sonsuzlar yerine eksi 2'ler, 2'ler yazıyorsunuz. Tekrardan aynı sonuçları uyguluyorsunuz. Ve bu sefer sonuçları gelen değerlere göre tekrardan güncelliyorsunuz. Aslında aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer sonsuzları olmuyor. Ve benim sonsuzlarım yerine gelebilecek değerleri bu yukarıda güncelleyebiliyorum. Çünkü eksi sonsuza bir etki etmiyordu bakın. Ama hani elimde bir sayı olunca ona etki ettiğini görüyorum. Burada da yine aynı şekilde. Buradan bir gelirse bunun gerçek değeri ortaya çıkıyor. Yine aynı sonuç geldi bakın. Sonra baktığımız zaman sıfır burası. Burada mesela maksimum sıfır olacak. Yine eksi ikiye gidebilir. Benim burada olan aslında hiçbir şey değişmedi bir önceki örnekte. Sadece buradaki sınırlar değişti. Yine aynı şekilde. Buradaki pruning önemli. Şimdi ben hali hazırda buranın maksimum sıfır olabileceğini biliyorum değil mi? Burası maksimum sıfır olabiliyorsa eğer o zaman burası maksimum bir olabilir değil mi? Çünkü burası maksimum iki olabilir. Buradan bir gelecek. Buradan sıfır gelmek zorunda maksimum. Ama ben zaten 1,5 alabiliyorum. O zaman niye senin birini alayım ki diyor kare. Ve bunların ikisini de eliyor. Bunların hepsini birden eliyor. Bunlara dikkat etmek önemli. Anında eleyebileceğinizi düşünüyorsanız bir test edin ve elemeye çalışın. Ona göre cevabınız gelebilir. Pratikte şans oyunları. Zar atışları B'yi arttırır. Bu ne demek? B'miz bizim hatırlarsanız branching faktör dediğimiz seçeneklerimiz de aslında oyunlarda. Zar atışlarınızı yaptığınız zaman elinizde yapabileceğiniz legal oyunlara ekstradan bir de şans faktörünü ekliyorsunuz. İki zarda 21 olası atış vardır. Bu atışların yanı sıra bir de backgammon'da yani tavlada 20 tane yasal hamle var. 4000'e kadar olabilir demek bu. Derinliği 4 eşittir 20 çarpı 21 çarpı 20 üzeri 3'ten yaklaşık 10 üzeri 9 gibi bir sayı elde ediyorsunuz. Her hamle olasılığı için. Derinlik arttıkça belirli bir noda ulaşma olasılığı azalır. Yani siz 10 hamle sonrasını hesaplamaya çalışıyorsanız diyelim ki hesaplayabilirsiniz ama 100 hamle sonrası çok çok zor. Çünkü zar atışları B'yi inanılmaz derece gördüğünüz gibi arttırıyor. Öyle olunca çünkü yasal hamlelerle bu sefer zar olasılıkları birbirine kombinasyonları değişiyor. Ve bu yüzden hani belirli bir noda ulaşma olasılığımız gitgide azalıyor. Öngörü değeri azalır. Öngörü burada aslında yani bulabilme seviyemiz, şansımız azalıyor diyebiliriz. Ve bu da ama
şans oyunlarında çok daha az etkilidir deriz. Digression. Bu sefer kesin değerler önemli. Buraya dikkat edin. Minimax'te önemli değildi. Ancak burada çok önemli. Şimdi şu örneğe bakalım. Bir önceki Minimax örneğinde hatırlarsanız sayıları değiştirmemize rağmen yol değişmiyordu değil mi? Davranış değişmiyordu. Ancak burada sayıların hepsini değiştirirsek monotonik olarak sayılarla birlikte davranış da değişebiliyor. Çünkü her yere gitme olasılığım aynı değil. Her yerin ağırlığı aynı değil. Ağırlığı aynı olmayınca, yani ağırlıkta olunca daha doğrusu, bu sefer farklı sonuçlar elde edebiliyorum. Mesela sol kısmı sadece 10'la çarpmış bütün değerlerini. Bir de bu kısımda 1'leri değiştirmeyip 400'leri değiştirmiş. Şimdi eğer her şeyi 10'la çarparsanız diğeri de 10'la çarpılır değil mi? Ama burada 100'le çarpmış, diğeri çok değişmiş. Bunun diğeri böyle değişince artınca ötekisinden bu sefer benim için en mantıklı yol burası olmuş. Çünkü değiştirdiğiniz değerler en son sonuca her türlü etki ediyor bakın. Ötekisinde seçiyorduk. Seçim yaparken aslında elenebiliyordu bu tarz hani değişiklikler. Çünkü optimal yol belliydi zaten. Ama burada optimal yolun belli olmasından ziyade bütün değerlerin o optimal yola etki etmesi olasılığı var. Çünkü hepsinin değerleri bir miktarda olsa etki ediyor. Seçilmiyor bu değerler. Bu yüzden kesin değerler önemli. Ama pozitif lineer dönüşümler ile bu davranışlar korunabilir. Ne demek bu? Ben mesela burayı 10'la çarptım ya. Bunu elde ettim. Bu sadece sağ kısmı 10'la 100'le çarpmak yerine buranın hepsini 10'la çarpsaydım. Yani burası 10 10 10 40 40 40 olsaydı bu sefer yine aynı sonucu elde edecektim. Hesaplayabilirsiniz aynı sonuç geliyor. Bu yüzden evaluation yani değerlendirme expected payoff ile orantılı olmalıdır demişiz. Yani orantılı bir şekilde arttırmalısınız ve expected değer de yani beklenilen sonuç ise yine o aynı oranda artacağını görürsünüz. Çünkü burada 21 geliyor. Önceden 2.1'de diyelim bu 40.9 değil de 13 burası. 10 ile çarptığımı düşünürsek 13 geliyor. Ben yine 21'i seçeceğim. Ancak 10'la çarpılmış versiyonu olduğunu bilerekten yapmam lazım bunu. Bu yüzden digression'ın değiştiğini bilmeniz önemli. Ancak lineer dönüşüm ile yalnızca korunabilir davranışlar. Bunu unutmayın. Mükemmel olmayan bilgiye sahip oyunlar. Şimdi mükemmel olmayan bilgi derken kastımız ne? Örneğin kart oyunları. Rakibin başlangıç kartlarını bilmiyoruz diyelim. O zaman aslında biz her olası dağılım için, her olası el dağılımı için bir olasılık hesaplayabiliriz. Peki bu çok fazla değil mi? Evet çok fazla. Fikir şu. Her dağılımdaki her eylemin minimax değerlerini hesaplayın ve tüm dağılımların üzerinde beklenen değeri en yüksek olan eylemi seçin. Fikir bu. Örnek vereceğiz. Onun öncesinde özel bir durum. Bir eylem tüm dağılımlar için en iyisi ise o zaman en iyisidir. Mesela GIB diye bir tane algoritma var. Bilinen en güçlü bridge programıymış. Bridge bir tane kart oyunudur. Ellerini görmediğiniz insanların kart oyunudur bir tane. Bu da hani şu şekilde çalışıyormuş. Rakibin oynanan kartlarıyla uyumlu 100 tane el dağılımı oluşturuyormuş kafasında. Böyle olabilecek 100 tane el sürekli aklında tutuyormuş. Daha sonra o ellere göre acaba ben hangi kartı oynarsam o ele karşı işte daha avantajlı olur. Her kart için, elindeki her kart için ve karşıdaki her el için hesaplıyor. Buna göre en çok kazanan kartı oynuyor. Yani aslında sadece elin kendi kombosunu yapmaya çalışmıyor da karşıdakilere göre karşının elinin zayıflığını oynamaya çalışıyor. Bunu da karşının bütün 100 el dağılımını aklında tutup onların her birisi için bunu oynasam acaba onda zarara sebebiyet verebilir miyimi hesaplayaraktan yapıyor.
Yani biz aslında bütün olasılıklar için onu hesaplıyoruz. Burada mesela bunu örneğini vermiş. Mükemmel olmayan bilgiyle bir sezgisel bir yaklaşımı çürütmeye çalışıyoruz bu örnekle. İki farklı örnek bu ikisi. Birincisini okuyalım. A yolu küçük bir altın yığınına çıkıyor. B yolu ise bir dönemece çıkıyor. Hangi yolu alırsınız? Hangi yolu gidersiniz? Soru bu. B yolunda bir dönemeç vardı ya, sol dönemece dönerseniz bir mücevher yığını buluyorsunuz. Sağ dönemece dönerseniz bir otobüs sizi eziyor. Bu kesin. Siz bu durumda ne yaparsınız? A'ya mı gidersiniz yoksa B'ye gidip sola mı dönersiniz? Elbette B'ye gidip sola dönersiniz, değil mi? Peki ötekisinde. Öteki durumda bir şey değişiyor. A yolu yine altın var A yolunda. Bu sefer B yolunda yine dönemeç var. Ancak o dönemeçlerin sonunda ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru tahmin edersek mücevher çıkıyor. Yanlış tahmin edersek otobüs bizi eziyor. Şimdi bu neyi aslında bizi yanlışlıyor? Eylemin değerinin tüm gerçek durumlardaki değerinin ortalaması olduğu sezgisi yanlıştır. Yani ben tutup da kendimi otobüsün altına atma hiçbir şekilde. Bir kere yanlış. Bu ortalama değil. İki kere denerim, iki kere dünyaya gelirim. Birisinde mücevher alır, ötekisinde otobüs tarafından ezilirim. O zaman ortalama değer olaraktan yarım ezilir, yarım da mücevher sahibi olurum gibi bir durum söz konusu değil. Kısmi gözlemleme durumunda bir eylemin değeri AI ajanının bulunduğu bilgi durumuna veya inanç durumuna bağlıdır. Bilgi durumlarının ağacını oluşturup arayabiliriz. Veyahut daha böyle farklı yollar kullanaraktan bilgi ağacını genişletebiliriz. Mesela bilgi toplayabiliriz hareket ederek veya partnerlerimize, ortaklarımıza sinyal çekebiliriz. Böyle bridge oynuyorsunuz, böyle çaktırmadan masanın altından bir şeyler söylüyorsunuz veya taş veriyorsunuz aşağıdan okey oynarken falan. Bu ona giriyor. Bilgi ifşasını en aza indirmek için rastgele hareket etmek. Mesela çok ilgi çekici bir örnek. Bu mesela bilgi ifşası dediği şey. Diyelim iki takımsınız. Sen takım arkadaşına bilgi vermek istiyorsun. Ancak verdiğin bilginin diğer takım tarafından bilmesini istemiyorsun. Bu durumda aslında sen kendi takım arkadaşına direkt o şeyi söylemezsin de farklı hareketlerde bulunarak aslında kendi planınızı bir tık karşıya yanlış bir şekilde lanse etmeye çalışırsınız. Ve ona göre hazırlanmalarını beklersiniz. Ve siz de böylece aslında beklenmeyeni bekletmiş olursunuz gibi bir şey olmuş olur. Böylece farklı taktikler, farklı hareketlerle kendinizi daha bilinmez kalıp daha avantajlı konumda bırakabilirsiniz oyunlarda. Bölüm özeti. Demiştik. Expect the max, minimax'ın şanslı haliydi. Ayrıca unutmuyorduk. Yalnızca değişimler lineerse biz davranışları koruyabiliyoruz. Mükemmel olmayan bilgiye sahip oyunlar, oyuncuların oyunun başında tüm bilgilere sahip olmadığı oyunlardı. Mesela kart oyunları gibi. Bu nedenle oyuncuların davranışları, oyuncuların sahip oldukları bilgi durumuna veya inanç durumuna bağlıdır dedik. Mükemmel olmayan bilgiye sahip oyunlar, şans oyunları gibi modellenebilir. Mesela dedik ya bridge, poker eli gibi oyunlarda. Bu sefer adamın eline gelebilecek bütün her şeyi olasılıklarını hesaplayıp o olasılıkları teker teker açaraktan aslında şimdi ben hangi kartı oynarsam ben bu adamın işte diyelim ki bir kart oynuyorsunuz. Oynadığınız kart adamın %30 kartlarını blokluyor gibi bir diyelim bir oyun oynuyorsunuz. O sizin için çok iyi bir hamle olmuş oluyor böylelikle. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.